Hepinize merhabalar. Berlin'den günaydın. Bu hafta sonu Erfurt'a gidiyorum. Doris ablayı ziyarete. Sizi de yanımda götürmek istiyorum. Bu defa tek başıma gidiyorum. 2,5 yıldır Kerem'den ilk ayrılışım olacak bu. Ben de çok ilginç hissediyorum. Karışık duygular içindeyim. Bakalım, şu an tren istasyonuna geldim. 10 dakika sonra trenim kalkıyor. Kahvaltı edemedim. Çok apar topar çıktım. Şimdi önce bir kruvasan, kahve, bir şeyler alalım, gelin. Bir çay aldım kendime. Kahve çok ağır gelecek diye düşündüm sabah sabah. Bir de bir tane küçük bir sandviç aldım. Şimdi trenime doğru iniyorum. Çay çok sıcak ve benim tren burada şu anda. 7 numaralı platformdayız. Şimdi yerimi bulmam gerekiyor. Heyecanlıyım. İlk kez tek başıma bir yolculuğa çıkıyorum yıllar sonra. Şu anda geldim. Aslında bu Frankfurt treni ve artık biniyorum. Yolculuğumuz başlayacak. Erfurt'a gelmiş bulunuyoruz şu anda. 2,5 saatlik bir yolculuğun ardından. Erfurt'a gelmeyi çok seviyorum ben. Çünkü 11 yıl önce Erasmus öğrencisiydim ben burada. Şimdi bakalım, Doris ablayı bekliyorum. Yavaş yavaş çıkabiliriz. Onunla da buluştuktan sonra Erfurt gezimiz başlıyor. Tren istasyonundan çıktıktan sonra biraz yürüyüp sağa döndüğünüzde çok değişik bir sokakla karşılaşıyorsunuz. Burada Dost Kuaför var hemen şurada arkamda. Karşımda Anadolu Döner var. Yine buralarda şeyler var, nargile kafeler var. Erfurt 10 yıl önce böyle bir yer değildi kesinlikle. Çok değiştiğini görüyorum ve ben çok şaşırıyorum gerçekten. Doris ablayla da buluştuk en sonunda. Merhaba ablacığım. Merhaba. Nasılsın? Geht's dir gut? Ja, sieht mir sehr gut, meine Freundin ist da. Genau. Keine Freundin, sondern also wir, ich kleine würde sagen, Schwester, kleine ich Schwester. Abla. Doris abla, sağ olsun beni burada ağırlıyor ve bizim dostluğumuz 10 yıla, 11 yıla uzandı gerçekten yıllar içinde. Bugün de onunla birlikte geziyor olacağız. Belki size sonra da anlatırım nasıl tanıştığımızı. Şu anda Angam Meydanı'na geldik. Hemen arkamda AfD, Alman Irkçı Parti'nin bir şeyi var. Oradan biraz uzak durmaya çalışıyorum şu anda. Bir şey açmışlar, stand açmışlar. Burası tarihi meydanlarından biri Erfurt'un. Ve şu anda gayet kalabalık. İnsanlar hafta sonu yürüyüş yapıyorlar. Şehrin de merkezi sayılır burası. Yani mutlaka buradan geçiyorsunuz. Evden şöyle bir çarşıya gideyim dediğinizde. Gayet güzel oturabileceğiniz yerler var burada. Banklar var. Oturup, tramvaylar geçiyor bir de. O da önemli buradan. Bir 5-6 tane hat geçiyor. Erfurt sokaklarında gezerken bir de bir Türk restoranı bulduk. Kapalı fakat saat 5 gibi açılacak sanırım. Burası da bahçesi. Geziyoruz böyle. Nazar boncuğu teması kullanmışlar epeyce. Arkamda mavi rengi kullanmışlar. İçeride de İstanbul resimleri var restoranın içinde. Sahiplerini gördük bahçede ve sağ olsunlar Türkçe konuştuk biraz. Gelin buyurun dediler, size bir şey ikram edelim. Gerçekten yani her yerde Türkiyelilerle karşılaşmak muhteşem oluyor. Hemen böyle bir şey ikram edelim, gelin buyurun. Çok seviyorum bu misafirperverliği. Şahane bir şey. Şimdi çıktık restorandan. Doris abla da diyor ki, ya gerçekten diyor yani ben Türkiye seyahatindeyken herkes bir şeyler ikram ediyordu. İşte benzinliğe gidiyorum, hemen gelin çay verelim. Oraya gidiyoruz, gelin bir çay ikram edelim diye. Yani bizde yok böyle bir kültür diyor. Gerçekten buralarda çok özlediğimiz, aradığımız bir şey bu. Böyle hemen gelin bir ikramda bulunalım, iki sohbet edelim. Çok güzel şeyler ya. Özlüyoruz Almanya'da. Siz tadını çıkarın oralarda. Artık
arkamda da Erfurt'un meşhur dondurmacısını görüyorsunuz. Ice Crema diye geçiyor. Crema Brücke'nin tarihi köprünün hemen yanında. Çok uzun kuyruklar oluyor burada. Buradan bir dondurma yemek isterseniz biraz sırada beklemeniz gerekiyor. Şu anda da çok masalsı bir yerdeyiz. Bu caddenin adı ne dedim ben Doris abla? O da köprünün üzerindeyiz dedi. Yani direkt Crema Brücke'nin üzerinde yürüyoruz şu anda. Sağlı sollu şahane dükkanlar var. Gerçekten çiçekler var. Biraz Kuzguncu'yu hatırlatıyor. İstanbullular belki bilir. Çok çok sevimli bir cadde burası da evleriyle, dükkanlarıyla. Burası da Erfurt'un önemli meydanlarından biri. Fischmarkt burası. Eskiden balık pazarı olarak kullanılıyormuş. Çok büyük, işte kafelerin, restoranların olduğu meydanlarından biri. Yine tramvay geçiyor sol tarafından. Ve arkamda belediye binası var. Şu gördüğünüz büyük yapıda belediye binası. Böyle güneşli havada buradaki kafelerde oturanlar var, içecek içenler. Şimdi biz de bir dondurma yiyeceğiz Doris ablayla. Hadi gelin gidelim yavaş yavaş. Bir başka meydana getirdim sizi. Kahve molamızdan sonra Domplatz'dayız. Burası da çok büyük meydanlardan biri. Erfurt deyince akla burası geliyor. Yani gelen yerlerden biri. Arkada bir pazar var ve ismini kiliseden alıyor. Okey, iki tane kilise var. Doris ablanın hemen öğrendik. Bir tanesi Dom, yani katedral. Diğeri de Sen Severin diye Almancasını söyleyelim size. İki tane kilise var arkamda. İkisini de görüyorsunuz. Bir de arkamdaki meydanda Domplatz'da pazar kuruluyor. Her gün varmış bu pazar. Tramvayı bekliyoruz. Domplatz'dayız. Tramvaya binip artık Doris ablanın evine gideceğiz. Çünkü bir sonraki, aman ezilmeyelim de biraz çekilelim. Çok yakında görünüyor. Hadi gelin binelim. Burası da Bikehaus diyor Doris abla. Bunu görmeniz gerekiyor. Oh, Rathaus. Evet, burada da yazıyor. İki katlı bisiklet koyabileceğiniz bisiklet park alanı. Yani o kadar çok bisiklet var ki. İki katlısına ihtiyacınız oluyor. Yani alt katlar neredeyse dolmuş. Bir de üst katta yer yapmışlar bisiklet park edebilmeniz için. Şimdi Doris ablanın bir arkadaşı daha geldi bize ve birlikte onun arabasıyla bir etkinliğe gideceğiz. Yani bize katıl dediler. Artık ben de misafir olarak onlara uyuyacağım. Böyle bir bahçeye gidecekmişiz. Bahçede böyle yiyecekler, içecekler olacakmış anladığımız kadarıyla. Bir dernekten bahsediyorlar. İşte Asyalılar Derneği gibi bir şey. Bakalım, göreceğiz. Burası Doris ablanın evine giden yol. Yeşil her yer, güzel bir bölge. Bakalım şimdi bir 10-15 dakika arabayla gideceğiz. Ne göreceğimizi ben de merak ediyorum. Şu anda Bali bahçesindeyiz. Gerçekten böyle bir yere geleceğimi hiç beklemiyordum. Burası birinin eviymiş aslında. Kendilerinin restoranı varmış. Şu anda da bir Asyalılar ve işte Almanya arasındaki bir dostluk derneği, kültür derneğine ait bir toplantı yapılıyor burada. Çok ilginç gerçekten. Ben de şaşkınım. Şimdi bir içecek aldık. Oturuyoruz bahçede. Bali bahçesinden çıktık. Çok kısa bir yolculuk yaparak
şu anda bir başka etkinliğe geldik. Böyle birini ziyaret edince o nereye giderse gidiyorsunuz siz de. Burası da sanırım bir restoran. Burada da Poetry Slam, yani şiir okuyacaklarmış insanlar. Değişik kültürel etkinliklere katılıyoruz böyle. Gelin bakalım bir gidelim, bizi ne bekliyor göreceğiz. Noch an kleine Wunder, dann behalt das bei, denn das stand dir wirklich gut. Hast du noch den Schlafanzug mit dem bunten Kakadu? Immer zuerst an der Reihe bin und wie ich an der Reihe bin, keine 30 Sekunden sind vergangen und wir fliegen brüllend und jauchzen und looping euren Rücken die ganze Zeit arbeiten. Auch diese Menschen brauchen einen unglaublich großen Applaus. Erfurt'ta birinci günün sonuna geldik. Şimdi Poetry Slam bitti. Arabayla tekrardan eve döndük. Çok keyifli bir akşam oldu benim için. Çok sıra dışı bir akşam oldu. Üçlü şekilde işte sırayla herkes sahneye çıktı ve metinlerini okudu ve sonradan işte bizim alkışlarımızla her üçlüden birini seçtik. En sonunda da finale üçlü kaldı. Tekrar yeni birer metin okudular ve birinci seçildi. Çok çok güzeldi. Epey uzun sürdü. Arada işte hip hop şarkılar söylediler. Onlarda da çok eğlenildi. Yemek vardı, içecek vardı. Çok çok güzeldi. Benim en çok hoşuma giden gerçekten çok açık fikirli bir grup vardı. Yani Erfurt'ta böyle bir grubu bulmayı çok beklemiyordum doğrusu. İşte ırkçılık karşıtı, ayrımcılık karşıtı söylemler vardı. Hem şarkılarda hem metinlerde. Yani bir tanesinde mesela şey dedi, yani AfD bu ırkçı parti %25 oy alıyor bu şehirde. Yani nasıl oluyor böyle bir şey? Yani aklımız hayalimiz almıyor. Yani buna bir dur demeliyiz tarzında söylemler vardı. İşte hoşgörüyle alakalı, birlikte yaşama üzerine çok güzel metinler vardı. O anlamda çok keyif aldım ben. Çok güzeldi. Şimdi eve döndük. Artık yavaş yavaş yatış hazırlıkları yapacağız. Yarın bizi Erfurt'ta yeni bir gün bekliyor. Hepinize günaydın. Erfurt'ta ikinci günümüzdeyiz. Burası Doris ablanın muhteşem bahçesi. Gerçekten şahane. Burayı emek emek kendisi yaptı. Şöyle bir oturma alanı var. Kahvaltımız hazırlanıyor yavaş yavaş. Burada yapacağız. Burada da çok güzel bitkiler, çiçekler var. Bu şekilde bu bahçenin tamamı Doris ablaya ait. Şahane yani, insan gerçekten özeniyor. Bizim çaylarımız da geldi. Hatta bana çay yaptı sağ olsun. Kendisi burada, kendisi de kahve yapıyor. Benim için çok erken kahve içmek için. Şöyle biraz gidelim şuralara doğru, gelin. Şu da komşunun bahçesi. Böyle bir şeysi var. Kamelya yapmış kendine. Şuradan da çıkılıp tekrar hayata dönülüyor. Ama biz gelin kahvaltıya geçelim. Uzun bir kahvaltının ardından şimdi artık Erfurt sokaklarına doğru gidiyoruz. Guten Morgen. Benim bisikletim bu. Bugün bisikletle gideceğiz. Bunu ben alıyorum. Doris ablanın kendi bisikleti var zaten. Hadi bakalım gidelim artık. Şu anda Domplatz'a geldik tekrardan, dünkü meydana ve Petersberg tepesine doğru çıkıyoruz. Arkamda Erfurt yazısını görüyorsunuz. Bakalım yukarıda neler bekliyor bizi, nasıl bir Erfurt manzarası göreceğiz. Erfurt şu anda ayaklarımızın altında. Gerçekten çok güzel, güneşli bir gündeyiz şu anda. Pek de insan yok. Pazar günleri daha çok dinlenme günü olarak kullanıyorlar. Gelin şöyle bir yakından bakalım. Kom ne ya bitti. Doris abla kamerada şu anda. Onun perspektifinden izliyorsunuz şehri. Sağda kiliseler var. Sol taraf meydan, Domplatz. Öğle yemeği vakti geldi. Şu anda kendimize bir İtalyan restoranı bulduk. Pizza tonla yiyorum. Bir klasik gerçekten. Buna 10 euro ödüyoruz. Bir de kola aldık. Bakalım başlıyoruz yemeğe.
meşhur dondurmacıdan dondurmamızı aldık. Yemekten sonra buraya geldik. Crema Brüke'nin hemen yanındayız ve dondurmamıza başlıyoruz şimdi. Su akıyor hemen önümden. Şimdi bir de şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi köprüye bakarak dondurmalarımızı yiyoruz şimdi Doris ablayla beraber. Hava güzel. İnsanlar da el sallıyorlar. Gayet sıcakkanlı çıktılar. Doris ablayı ziyarete geldim Erfurt'a ve hala nasıl tanıştığımızı anlatmadım size. Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Ich möchte gerne ganz kurz erzählen, wie ich dich kennengelernt habe. Tamam. Erasmus öğrencisi olarak ben Erfurt'a geldiğimde 10 yıl önce Doris abla üniversitede çalışıyordu ve sağ olsun çok yardımcı oldu bana. Gel zaman git zaman ilişkimiz ilerledi. Sonra işte artık sen diyelim birbirimize dedi o bana. Ya ben de dedim yani siz benim büyüğümsünüz, ben size nasıl sen diyeyim. Neyse dedim o zaman şey yapalım, bir çözüm bulalım. Ben abla diyeyim size. O gün bugündür o da bunu kabul etti. Du bist jetzt meine abla, große Schwester. O gün bugündür abla kardeş ilişkimiz devam ediyor. Sağ olsun her Erfurt'a geldiğimde beni ağırlar. O bize Berlin'e gelir. İzmir'e geldi bizi ziyaret etmeye. Değil mi? İhva. Tamam. Böyle yani, kendisini çok seviyorum. Ve sağ olsun sayesinde çok güzel bir şekilde Erfurt'u ben geziyorum. İnşallah siz de keyif alıyorsunuzdur. Artık yavaş yavaş eve dönüyoruz. Crema Brücke köprü direkt arkamda. Erfurt'un en kalabalık yerlerinden biri burası. Bu köprü 1200'lerde inşa edilmiş. O günlerden bugüne ayakta. Şimdi yavaş yavaş artık bisikletime doğru gidiyorum. Ve eve döneceğiz. Oradan da ben trenime Berlin'e doğru yolcuyum. En sonunda trene binebildim. Şu anda Berlin'e dönüyorum tekrardan. Hızlı bir Erfurt turu yapmış olduk yine hafta sonu için. İnşallah beğenmişsinizdir. Çok güzel bir şehir. Çok keyifli oldu benim için. Bir başka rotada görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Beğenmediyseniz de abone olun diyormuşum. Bir başka rotada görüşmek üzere. Yorumlarınızı bekliyorum. Erfurt'u beğendiniz mi? Daha önce gelenleriniz var mıydı? Görüşmek üzere. Benden bu kadar bu haftalık. Hoşçakalın.